Hepinize merhaba arkadaşlar. İyi bir analiz yapmayı gerektiren sayı bloğu oyunu oynayacağız sizinle beraber. Dikkatli takip etmenizi istiyorum. Oyunu bilmeyenler yukarıda çıkan önerilen videolar içerisinde sayı blokları tanıtım videosunu mutlaka izlesinler. Ben bu videoyu oyunu bildiğiniz varsayarak çözeceğim. Şimdi uzun olacak. Dediğim gibi çok analiz yapacağız. Burada bir tane 1 olduğunu görüyorum ben. Hemen diğer sayılara baktığımızda 4'ten 6 tane olduğunu gördüm. 8'den 4 tane olduğunu gördüm. 2'den 3 tane olduğunu gördüm. Ve 6'dan da 2 tane olduğunu gördüm. 1, 7, 11, 14 ve 16 tane rakam burada olmuş oldu. Şimdi tek sayı adet edince olanlar ne demiştik? En az bir tanesi köşegen üstüne denk gelmek zorunda. Ne olursa olsun gelecek demiştik. Şu 1'den zaten bir tane olduğu için bu şu anlama geliyor. 1 kesinlikle köşegen üstüne gelecek. 1'in içerisinde olduğu sayı bile olan 142'ye bakıyorum. 2 tane yerleşme ihtimali var. Ekranda gördüğümüz gibi yerleşimler gerçekleşebilir. Şimdi bu oyuna baktığımızda genel itibariyle ben kendi adıma söyleyeyim. Direkt bir çıkış noktası göremedim ben ve uzunca bu şekilde analiz yapmam gerekti. Bu analizleri yaparken de oyunu daha iyi öğreneceğinizi düşünerek bu videoyu çekiyorum şu an. Şimdi arkadaşlar eğer buraya bir yerleştirirse bir köşegen üstüne denk geldi. Tamam. Köşegen üstüne gelenlerin simetriği aranmaz. Peki bu 4'ün simetriği olabilecek hangi sayı bloklarım var? 48 var. 46 var. Ve şu yukarıdan aşağı doğru baktığımda bir de 46 var. Yine şu 46, yatay 46 ve yatay 48 bunlar olabilir. 4'ün simetriği tamam. Ama şu 2'nin simetriği 8 ya da 6 olamaz. Dolayısıyla arkadaşlar burası 48, yatay 48 ya da yatay 46 sayı blokları buraya gelemez. Bunlar kesinlikle gelemez. Ama şu dikey 46 kesin değil. Ve ben de buradan bu ihtimali göz önünde bulundurarak buradan bu işi devam ettiriyorum. Şu 4'ün mutlaka simetriği. Bu 46'dan gelecektir. Eğer 142 bu şekilde yerleşiyorsa. Devam edelim. Peki şu 2'nin simetriği nasıl olur? İçerisinde 2 olan sayı bloklarına bakıyorum. 142'yi zaten yerleştirdim. Hani onu doğru kabul ederek hareket ediyorum şu an. Başka ne var? 824 var. Bu da olamaz. Çünkü 824'ü hiçbir şekilde ancak şu 8 dışarı taşmalı ki 2 buraya denk gelsin. Bu da mümkün değil. Dolayısıyla şu 2'nin simetriği olabilecek tek bir ihtimalim var. 24 sayısı. O 24'ü de buraya yerleştirdiğimi varsayıyorum. Böyle yaptığım zaman tamam her şeyin simetriği sağlanmış oldu. Şimdi şu 6'ya bakın. Bu 6'dan benim elimde 2 tane vardı. Bu 6'dan bir tanesi eğer simetriyi aranmayan köşegen üstüne denk gelen bir sayıysa bu 6. Diğeri ne olacak? Bu da tek başına kaldı, yalnız kaldı. Hadi bu simetri köşegen üstünde olmasaydı bu altılar birbirine simetri olabilirlerdi. Dolayısıyla bu 6'nın da artık köşegen üstüne gelmesi lazım. İki tane ihtimal var. Ya 46'yı bu şekilde yerleştireceğim ya 46'yı bu şekilde yerleştireceğim. Neyse arkadaşlar çok uzatmayayım. Şunu şuraya yerleştirdiğim zaman bunun simetriyi sağlanmış oluyor. Tamam. Yalnız şu ihtimal alttaki ihtimal hiçbir şekilde olmayacak. Peki bunun olması tamam mı? Her şey yolunda gidiyor olduğu anlamına mı geliyor? Hayır. Diğer sayı bloklarına da bakmam lazım. Diğer sayı bloklarına baktığım zaman elimde bir 824 var ki o 3 tane rakamdan oluşuyor ve dikey. Yani kesinlikle bu yerleşimim şu ana kadarki yerleşimim doğruysa 824 ya burada olacak. Bakıyorum 4 tane kutum kaldı. Ve elimde kalan sayı bloklarına bakıyorum. Şimdi şunları kullandım. Kullandıklarımı çıkarayım. Elimde ne kaldı? Ne kaldı? 48 kaldı. 88 kaldı. Şu 88 bana diyor ki hop arkadaş her şey iyi gidiyor. İşte ben nereye yerleşeceğim dedirtiyor. Ya peki madem 824 öyle değil de şöyle yerleşsin. Belki o düzelir diyorum. Baktığım zaman bu sefer de burada bir tane kalıyor. Burada bunun olmadığını görmüş oldum. Nereye kadar geri döneceğim? İşlemi nereye kadar geri alacağım? Ta ki şu 46'nın olduğu yere kadar geri alacağım. Diğerlerini hala doğru varsayıyorum. 46'yı bir de şöyle yerleştirirsem 6 köşegene denk gelir. Bunu yaptığım zaman da 824'ü yerleştirebileceğim tek bir yer var. 8 buradaysa şuraya bir tane 8 lazım. Buraya 8 koyabileceğim bir sayı bloğum da yok. Burada
her türlü şeyi denedim arkadaşlar. Her türlü deneme olabilecek her türlü şeyi göz önüne serdim ama bunu mümkün hale getiremedim. Mümkün kılamadım. Eşleştiremedim bir türlü. Bunun sebebi de neydi? 142'nin ilk yazdığım yerde değil, burada olması gerektiğinden dolayıydı. Bunu şimdi bu şekilde ele alıyoruz. İlk başta yaptığım gibi her şeyi aynı şekilde tekrar edeceğim. 4'ün hemen simetriğini arıyorum. Buraya 4 getirebileceğim sayı bloklarım neler? Hemen onları yazayım. 46, 48. İlk baştaki mantıktan burada 2 varsa arkadaşlar buranın 6 ve 8 olması mümkün değil. Burada demek ki 46 ve 48 sayı bloklarının olmadığını gördüm. Başka neler olabilir? İçerisinde 4 olan başka hangi sayı bloklarım var? Dikey 46 var. Dikey olan 46 var ve dikey olan 24 var. Şunları, şunu ve şunu kullanamayacağımı söyledik. O zaman şuraya 46'yı deneyeyim. Burada 46 olursa şurada da bana bir tane 2 lazım. Şuraya 2 gelebilecek bir sayı bloğuna ihtiyacım var. İçerisinde 2 olan sayı bloğum 24 ve 824 var. Yani 142 kesinlikle böyle yerleşeceği için şuranın da şu ikinin de simetrisine sağlanması için mutlaka burada dikey olan bir sayı bloğuna ihtiyacım var. Bu da 824 ya da 24. Dikkat ederseniz ikisi de 24 diye bitiyor. 824'de yerleştirecek olsam şu son iki basamak şu kutulara 24 gelecek. Dolayısıyla bu 24 burada böylece dursun. Burada şu bana avantaj sağladı. Şuranın 4 olması gerektiği anlamına geliyor. Buraya 4 getirebileceğim bir sayı bloğu arıyorum. Hemen bakıyorum. Yatay olan bir sayı bloğu arıyorum. Ne olur? Burası 46 ya da 48 olur. Şimdi 46 olması gerekiyor. Neden? Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz şurada biz elimizde 2 tane oyun alanı bana verilen sayı bloklarında 2 tane 6 vardı. Bu 6'dan bir tanesini burada köşegene denk getirdim. Artık diğerine simetriği olamaz. O olamayacağı için onun da köşegen üstüne denk gelmesi lazım. Dolayısıyla o 46'yı da buraya yerleştirdim. Dikey ve yatay 46'lar gitti. 142'yi kullandım. Ve oyunumu bu şekilde devam ettiriyorum. Geri kalanlar ne şekilde olacak? Geri kalanları da artık baktığımız zaman elimizde neler var diye bir değerlendirdiğimizde elimizde hangi sayı blokları kaldı? 824 ya da 24. Dolayısıyla şu 24, 2 ve 4'ü sileyim. Kalan rakamlara bakayım. Kalan rakamlar içinde elimde ne var? 4 tane 8 var. İlk başta yaptığım işi yapıyorum. 4 tane 8 kaldı elimde. 1 tane 2 kaldı. Ve 2 tane de 4 kaldı. Dolayısıyla şu 2'den bir tane kaldıysa bu ikinin sevgili arkadaşlar mutlaka köşegen üstüne denk gelmesi lazım. Şu kalan bir tanenin simetriği olmayacak. 824'ün ikisi buraya gelemez. Demek ki şurası 24'ün yeriymiş. Demek ki burada da şu 24 824'e aitmiş. Şunun sonu yani şu satırın sonu 8 yani şu köşede 8 var ise şurada da 8 olmalı. Buraya 88 yerleşmeli. Buraya da 48 gelmeli diyerek bu uzun analizli bol karalamalı karmaşık karman çorman sayı blokları oyununu sizlerle paylaşmış oldum. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.